Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umay, gel aşkım. Enerji, uykun var? Sana bakmadılar mı bugün boyunca? Beni çok özlediğin gibime geliyor yani. Bugün boyunca sanki bir özlem özlemişsin yani. Anlatabiliyor muyum? Yüzünden belli zaten. Ben şey yapıyorum, damdan geliyorum şeyle, valizle. Aşağıdan bana nasıl bakıyor böyle diye böyle seviniyor yani. Abu. Hadi. Hadi sen oyna, ben bir takipçilerine konuşayım hadi. Arkadaşlar. Her şeyi açıklayacağım. Lütfen beni anlayacağınızı düşünüyorum. Açıkladıktan sonra bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Lütfen o yüzden ön yargılı davranmayalım. Teker teker her bir şeyleri açıklamak istiyorum. Efendim, biz savaşta o işi bulduk. Kadın, bir tane kadın, ismini vermek istemiyorum. Kadın dedi ki, bak belgeleri çıkartayım, gelin akşama doğru girişinizi yapalım dediler. Biz de biletimizi aldık, her bir şeylerimizi aldık, hallettik. Biliyorsunuz yola çıktık yani Antalya'ya. Ondan sonra kadın şey dedi, hani akşam üzeri gelin şey yaparız dediler. Girişinizi yapacağız lojmana, yani kalacağımız yere. Ondan sonra biz de ne bileyim, kadına güvendik yani. Gittik savaşta, denizlere gittik, yüzdük, gezdik, tozduk, eğlendik. Akşam oldu. Dur kızım. Akşam oldu arkadaşlar. Biz normalde lojmanı kadına gitmeden önce her bir şeylerini istedik yani. Abla, bizim kalacağımız yer nasıl? Nasıl bir yer? Bize fotoğraf atar mı falan. Kadın fotoğraf atıyor, biz de savaşta ne kadar güzel kanka. Çok güzel falan diyoruz böyle. Ondan sonra lojmana gittik arkadaşlar. Daha doğrusu otele gittik. Dur kızım. Şunlarla oyna. Ben biraz takipçilerle konuşayım. Sonra sana yerine şey yapacağım. Sonra neyse lojmana gittik yani. Ta Antalya'dan Kemer'e geldik. Kemer'den oteli bulduk da bir sürü yani, o sıcağın anında o 30-40 derecenin yandık yani. Tabi ya Rabbim, başımıza güneş geçti. Gittik, kadın böyle kimsiniz dedi. Nasıl yani abla, tanıyamadım dedi falan filan. Böyle bir konuşma. Savaşta Onur işte falan filan. Kızım o al şunu al. Şükür abla, hatırlayabildin dedik. Ondan sonra tamam çocuklar, biz de seni bekleriz falan, bir yapmacık halde. Sonra dedi ki karnınız açtı dedi, yemek yiyin, sonra sizi lojmana bıraksınlar dedim. Biz açlarız, biz çok yorgunuz, lojmana gidelim. Duş alıp uyumak istiyoruz dedik. Ondan sonra kadın da tamam dedi. Bir tane yanında oğlan çağırdı. Oğlan da Şanlıurfalı mı ne böyle. Vallahi nasıl geldi biliyor musun? Şöyle geldi, yemin ederim bak. Yürüyüşünde göstereyim oğlanını, şöyle geliyor. Böyle geldi. Ben şöyle baktım Savaş'a. Bu nasıl yürüyor falan filan. Selamünaleyküm kardeşim falan böyle. Çok tuhaf bir çocuktu yani. Böyle bir kekoydu. Ondan sonra çok korktuk yani. Böyle bir tekin bir çocuk değildi yani. Tekin olmadı, o kadar çok belliydi ki. Ondan sonra biz giden arada çocuğa soru soruyoruz işte. Şey nasıl falan filan. Dur kızım dur. Bir takipçileri bir şey anlatıyorum lütfen. Aşkım bak, ben sana başka bir şey de vereyim. Bak, bölüyorsun Umay'cığım. Bekleyin arkadaşlar. Al iPhone X Max X Pro'nun kutularını ye. Ondan sonra çocuğa soru soruyoruz işte. Lojman nasıl falan filan. Çocuk iyi, lojmanımız iyi falan filan. Kadın da diyordu zaten gitmeden önce. Lojman çok güzel. Her şey var, klima var, wifi falan var diye. Ondan sonra çocuk gidene de soru soruyor işte. Nasıl, güvenilir lojman falan filan. Diyor ki bize, hayır diyor, güvenilir değil diyor işte. Delici kesici alet kullananlar da oluyor. Ondan sonra her şey oluyor bazen yurtta yani diyor işte, böyle şey diyor. Pek fazla güvenilir değil dedi yani. Lojmana bir gittik. Bütün şeyle gidiyoruz biz hani savaşla. Lojman güzel, yerleşeceğiz. Sabahta da çalışacağız diye gidiyoruz yani. Lojmana bir gittik. Kapıyı bir açtık. Şok geçirdik. Lojmanı bir görseniz arkadaşlar. Bildiğiniz hapishane. Yani hapishaneyi de küçümsemek istemiyorum ama. Bir odada 6 kişi kalıyor. Yatakları bir görseniz lekeli, böyle iğrenç bir şekilde. Ve ne yok biliyor musunuz? Çarşaf yastık yok. Bir tane çocuk geldi, dedim ki biz nereden bulabiliriz çarşaf? O da dedi ki kardeşim dedi, ben dedi 10 gündür işe başladım dedi. 10 gündür bana dedi, ne çarşaf verdiler dedi. Ne de yastık verdiler dedi. Ben de yastıksız ve çarşafsız yatıyorum 10 gün dedi. Biz savaşta şöyle birbirimize bakıyoruz. Hala şok içerisindeyiz yani, daha hala durumu kabullenemiyoruz. Ondan sonra çocuğa dedik ki bak biz dedik çok yorgunuz.
güzel bir oda verin hani biz kalalım. Herkesin odalarına baktı, boş yer yok. Kadın dedi ki biz hani iki kişilik yerim var. Gelirse ben vereceğim dedi. Yok. Kadın arıyor. Aa nasıl ya? Yok mu? Dur bakalım saat 9'a kadar bekleyin de 9'a kadar lojmanda illaki iki kişi boşalır. Ne demek bu? Biz sana güvenmişiz. Biz sana şey yapmışız. Gel gel gel. Tamam. Bir saniye arkadaşlar. Biz sana güvenmişiz ta Aksaraylardan Antalyalara gelmişiz. Tövbe yarabbim şu karşılaştığımız durumuna bakar mısın? O kadar çok sinirlendim ki. Kadın bir de yok hani lojmana gelmedi kadın. Ayağından ta uzaktan bizi arayıp bize şey yapıyor işte. Şuraya gidin şunu yapın. Lojmanda arkadaşlar ne güvenlik var, ne kamera var, ne bir lojman sorumlusu var. Asla hiçbir lojmanda böyle bir sorumsuzluk olması mümkün değil yani. Sonra çocuk geldi diyor ki kardeşim diyor siz diyor şu dışarıdaki şeyde durun diyor birazcık diyor koltukta diyor saat 9'a kadar diyor biz diyor bir şeyler halledeceğiz falan filan diyor. Bak Umay alma. Ondan sonra bir de çocuk gelmiş böyle diyor ki kardeşim diyor böyle şeyle geliyor böyle ağır baba ağır yapılı böyle şey olur ya. Kardeşim diyor biz diyor alt kata diyor kızlar oturuyor diyor sessiz olun diyor. Diyor bazen diyor kızlar bizim odaya da geliyor diyor. İsterseniz onlarla da sevgili yaparız falan filan diyor. Ne alaka dedim ne mana? Ben orada çalışmaya gelmişim. Tabi ya bir şey yapmayayım. Ne alaka yani? Bir, ne alaka kızlar bize? Sen söylüyor yani. Demek ki tekin bir ortam değil. Demek ki orada bir şey de dönüyor yani. Siz anladınız dilim var mı onu söyleme. Demek ki ortamda bir şeyler dönüyor yani. Kızlarla erkekler aynı lojmanda kalıyorsa. Aynı lojmanda kaldıkları gibi. Kapı girişleri aynı. Umay ne yapıyorsun kızım? Her bir şeyleri aynı yani arkadaşlar. Hiçbir şekilde güvenlikli değildim. Savaşta birbirimize baktık. Bir de kalk, arkadaşlar odaya bir görseniz. Umay nasıl kalktın sen? Odayı bir görseniz arkadaşlar. Yerlerde çöp, cipsi kırıntıları, cipsi kabukları. Her bir şeyler var yani. O kadar çok midem bulandı ki ben Başak Burcu'yum. Asla ama asla odada kalmam mümkün değil yani. Mümkün anlatı yoktu. Savaş'a birbirimize baktık. Savaş hadi gidiyoruz dedik. Savaş dedi onu lütfen ben burada kalamam dedi. Ondan sonra mecbur ailelerimize söylemek zorunda kaldık. Allah'tan arkadaşlarımız vardı şeyde Antalya'da. Hemen onu aradık. Onlar da çabuk bize geliyorsun falan filan. İşte Savaş'la akşam birazcık orada kaldık. Ondan sonra cuma da biletimizi aldık işte geç saatlere akşamleyin. Yani bir gün boyunca kaldık orada akşamleyin biletimizi aldık geldik yani sabahleyin buradayım. O kadar çok uykusuzum ki size anlatamam yani. Beynim hala anlamıyor yani. Lütfen bana bahtsız çocuk yazma. Yazmayın, kadersiz çocuk yazmayın. Olması gerekiyor olmuş, oldu. Biz zaten Savaş'ta da hatta bu konuşmayı yapmıştık. Kanka hadi bir problem çıkarsak, bir şey olursa falan filan. O da şey dedi, hani ben de söyledim. Olsun en azından hani bir gittik denizi gördük, yüzdük falan filan. Bir yerleri gezmiş görmüş olduk hani bir şey kaybetmedik. Sadece para konusunda bir yol paramız gitti. Hani yapacak bir şey yok yani yol paramız gitti. Olsun. Tabi para kolay kazanılmıyor. O kadına çok sinirliyim şu an. Valla bizim yol paramızı bile vermeye hakkı var o kadının ama. İşte kadın bir de asla bizi aramadı, ilgilenmedi bile. Saçını başını yolasın geldi ama işte öyle olmuyor yani arkadaşlar maalesef. Böyle bir başımızdan geçti yani. Ben normalde arkadaşlar asla ama asla hani eve dönmek istemiyordum. Hani kafamda şey vardı. 2 ay boyunca çalışayım. Burun estetiğimi olayım. Okula öyle bir şekilde gitmek istiyordum. Hani YouTube'dan kazandığım parayla da burun estetiği olabilirdim ama hani ben kendime ait bir şey mi olsun istedim hani anladınız mı artık hani bazıları da söylüyor işte Onur çalışmıyorsun işte hazır paraya konuyorsun falan filan. Hazır paraya kondum falan yok arkadaşlar. Ben zaten küçükken de çalışıyordum 14-13 yaşındayken. Gidiyordum günlüklere çilek tarlalarına gidiyordum. Umar'cığım yapma kızım. Çilek tarlalarına gidiyordum. Her bir şeyler yapıyordum yani. Ben her zaman çalışan bir çocuk oldum. Asla hiçbir şekilde çalışmaktan gocunmadım yani. Ablası evi hep dağıttı. Kapıyı ört. Sonra Melisa'yı aradım akşam işte. Melisa dedim böyle böyle söyledim yani. Ondan sonra Melisa da yememiş içmemiş hemen evdekiler anlatmış. Evdekiler ilk başta anlatmaktan korktum hani. Ne tepki verecekler çünkü. Bana kızacaklarını biliyordum işte. Babam falan bayağı kızmış. Çabuk gelsin falan filan demiş. Arkadaşının evinde kalmasın demiş. Normalde arkadaşımın evinde kalacaktı. Daha doğrusu teyzem Gil de var Antalya'da da. Onların evinde de kalırım. Asla bir problem olmaz da. Hani kimseyi rahatsız etmek istemedik. Öyle yani bindik dolmuşa geldi kızlar. Ne örelim anam ya nedir?
Olsun dost. Gittik yani bir deniz gördük. Bir çimdik geldik yani. Tabii yarabbim ben şu mayımsız zaten duramazdım oralar. Umay kızım. Kardeşin başına neler geldi bir bilsen. Öyle bir kötü bir gün geçirdik. Yapacak bir şey yok. Aslında bunların hepsi deneyim biliyor musunuz? Şunu anladım. Demek ki internetten bulduğumuz. Yani arkadaşlar otel işi zaten internetten bulunan bir şey yani. Diğer geçen seneki otele gittiğimde de internetten bulmuştuk. Hiçbir problem yaşamamıştık. İşte bazen böyle bir sorumsuzluk denk geliyor. Kız ne yaptınız? Bana büyü mü yaptınız? Benim bahtımı mı kapattınız? Benim şeylerimi neyi mi kapattınız? Ben tövbe yarabbim böyle bahtsız bir çocuk değilim yani. Olsun evrene kötü enerji vermiyoruz arkadaşlar. Demek ki olmaması gerekiyormuş. Orada çalışmamamız gerekiyormuş. Bizim için uygun değilmiş. Onu anladık yani. Dediğimiz gibi gezdik gördük. Ama maalesef biraz etkilendik maddi anlamda. Yapacak bir şey yok. Savaş da çok etkilendi yani. Çocuk ne yapsın yani. O da çok üzüldü. Ben de çok üzüldüm ama. Şöyle birbirimize baktık orada gülüştük yani. Falan filan yaptık gülüştük. Ondan sonra taksiye çağırdık. Taksiye bindik arkadaşımın evine gittik. Öyle bir şeylerimiz oldu yani. Bu kağıtlarımız öyle bir. Kızım yapma Umay. Gel. Gel gel. Aslında arkadaşlar ben dur kızım oyna. Aslında işe niye gittim biliyor musunuz? Hani defalarca sizler yazıyordunuz işte. Onur hazır para yiyorsun, Onur hazır para hiç çalışmıyorsun falan filan. Ailene yardım etmiyorsun. Ben zaten yeteri kadarıyla aileme zaten yardım ediyorum. Umay olsun, ev işi olsun. Ben psikolojik olarak da zaten çok yorgun hissediyordum kendimi. Böyle bir gidip kafa dağıtmak istiyordum yani. Al kızım al tamam. Aşkım, al. Hani kafa dağıtmak istiyordum. Psikolojik anlamda cidden yorgundum hani. Benim paraya ihtiyacım olduğu için değil. Ben zaten YouTube'da şurada kaç bin alsam o bana yetiyordu yani. Ben zaten pek fazla harcama yapan bir insan değildim. Ama böyle bir gezmek tozmak istemiştim. Hem böyle bir kafamı dağılır istemiştim. Bir saniye arkadaş şunu bir bırakıp geliyorum Hasan'a. Umay'ı bıraktım arkadaşlar. Öyle işte yani dediğim gibi psikolojik anlamda ciddi anlamda çok yorgunum yani. Bir yıl boyunca ev işi gördüğün yani ev işi görmek tabii ki de yorucu bir şey değil ama çok yorulmuştum yani Umay oldu bir sürü sorumluluklarım arttı. Artık eskisi gibi arkadaşlarımla konuşmamaya başladım. Hani olgunlaştığımı büyüdüğümü düşündüm yani büyüdükçe insanların sorumlulukları artar ya. Aynı ben de onu gibi oldum yani. Artık böyle bir evden uzaklaşmak istedim. Zaten YouTube'dan da kazanıyorum ama hani kendine çalışıp iki yandan da para alıp güzel bir hayatım olsun istiyordum ama olsun ben asla fazla bir parada gözüm yok arkadaşlar. Sadece böyle bir sizler de bana çok laf söylüyordunuz işte Onur çalışmıyorsun etmiyorsun ondan sonra hiç çalıştığını görmüyoruz falan filan. Sürekli böyle bir laflar söylüyordunuz. Ben de çok üzülüyordum hani dedim ki bari iki ay falan çalışayım da şu tercihler falan açıklansın. Ondan sonra bir yeri yazar eve dönerim bir ayda Umay'la vakit geçiririm diye düşünüyordum. Sağlık olsun dediğimiz gibi olmaması gerekiyormuş. Beni iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Beni bu videoda kötü yorum yazmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben mağdur oldum anladın mı? Biz mağdur olduk savaş. Yani biz keyfimizden hadi savaş biz beğenmedik işi diye çıkıp gelmedik yani. Ben gelmek istemez. Mesela hemen yorumları okudum işte orada yazmışlar. Bu çocuk çalışmaz falan filan. Bu çocuk hazır alışmış falan. Bu çocuk dilenci. YouTube'dan dileniyor kazanıyor. Arkadaşlar ben YouTube'dan emek veriyorum da kazanıyorum. Ben Allah aşkına o yorumu yazan ezik varoş. Sen iki kelimeyi bir araya getiremezsin yani o YouTube'u açıp da o kamerayı karşına koyup da iki kelimeyi bir araya getiremeyen arkadaş gelmiş bana orada dilenci diyor. YouTuber diyor tabi harip. Sanki YouTuber'lık dünyanın en kötü en iğrenç işiymiş gibi. Yani etrafta para kazanmak için ne kadar iğrençlikler dönüyor siz farkında mısınız ya? Ben kendi çabamla bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. En güzel şekilde asla insanların kalbini kırmadan temiz bir sayfa yani kanalımı temiz bir sayfa olarak ilerletmeye çalışıyorum. Kimseye bulaşmamaya çalışıyorum. Hani daha fazla ben ne yapabilirim ki yani? En ufacık şeyde Onur Atahan kötü olmamalı yani. Onur'u sürekli böyle bir dışlamamamız lazım. Yani mesela yazıyorsunuz işte Onur konuşma tarzı güzel falan filan. Hani kaç defa belki de benim videomu izlemişsiniz yani. Hiç mi anlamıyor musunuz benim konuşma tarzımı? Hiç mi benimsemediniz artık yani? Lütfen rica ediyorum artık bu konuları da aşalım yani bu konuları da açmayalım yani. Ben zaten şey yapsam hani bilmesem hani böyle konuşmadığımı bilmesem hani inadıma yapıyor hani diyorsunuz ya bu çocuk böyle değil kendisi yapıyor falan filan.
Ben kendimi neysem oyum yani. Özümde neyse oyum. Kendim olmak istiyorum aslında yani. Kendim gibi davranmak istiyorum. Hiç böyle ben sizin oyuncağınız ya da ben sizin kuklanız ya da ben sizin hamurunuz değilim. Beni yoğurup bir şekil veremezsiniz bana yani. Benim zaten belli bir kalıbım var. Belli bir düşüncem var. Ben zaten nerede nasıl konuşacağını, nasıl davranacağını, nerede nasıl giyineceğimi çok iyi bilen bir insanım yani. O yüzden ona göre davranıyorum her zaman. O bay kızım. Çocuğu attılar o yüzden. Aşkım ben seni video kapatayım sana bakacağım. Gel gel gel. Şey minime izledin ya. Kendi minime izledin. Ya ne yapıyorsun vay? Mesela geçen bir yorum yazmış. Anladık iPhone'um var falan filan. Ben bu iPhone'u canım emeğimle aldım baby'si. Gösteriş falan yapmıyorum yani şu iPhone'u görseniz de görmeseniz yani. Herkes artık iPhone'u alabilecek bir parası olduğunu düşünüyorum bu devirde yani. Değil mi Maycığım? Değil mi kızım? Esma da yemek yapıyor arkadaşlar. Kahve yeri. Kız paçoz özledin mi beni? Hayır. Aa. İşime yardım ediyor. Esma 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 Esma. Bak bak bak. Yarın sen yamyam mısın? İşime yardım ediyor. İşinize geldiği kadar da Kazım iyi. Onur. Kazım ama. Ya benim değerim. Açmayayım mı? Benim kıymetimi anladınız mı? İşte arkadaşlar bir de size ne söyleyeceğim. Allah aşkına. Gel. Şunlara bakar mısın? Yine fazla yem mi vermişler? Ne yapacağım? Balığım ölmüş hani anlamadım ki. Fazla yem verdiler galiba. Ama senin balığın zaten bir hoştu. Değil mi? Yukarı yukarı Ah tepeye baktı. Efsunum. Ah yavrum. Efsunum. Efsunum. Onur Atahan gitti be Hayvan Arif'im. nasıl Hemen gidiyor? bir ölmüş yani. Bakın şu yeri ısınırsa. Hasan'cığım beni özledin mi aşkım? Iı mı? Aa. Söyleyeceklerim bu kadar efendim. Umarım beni anlamışsınızdır. Umarım beni yargılamazsınız işte Onur. Sen geldin falan filan demezsiniz. Valla aynen anlattığım gibi oldu arkadaşlar her şey. Ne eksiksiz ne yalan yani. Pişman mıyım gittiğime? Sadece zamanım gitti. Ona pişmanım. Bu arada mesela bazen söylüyoruz ya işte aile evinden sıkılıyoruz gitmemiz gerekiyor falan filan. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Aile evi kadar güvenli hiçbir yer yok bu hayatta. Nereye giderseniz gidin. İsterseniz en yakın arkadaşınız bile olsa. Ben güvenli olduğunu düşünmüyorum. En güvenli yer aile evidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda öyleymiş yani. Ben bunu zaten biliyordum da hani dün bunu daha iyi bir şekilde anladım yani. Umarım beni anlarsınız. Tekrar söylüyorum. Umarım kötü yanlış yorumlar yazmazsınız. Sizleri seviyorum efendim. Kendinize dikkat edin. Güzel bir şekilde yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı okuyacağım. 2 gündür okuyamıyorum. Biraz dinleneceğim. Çok yorgunum. Daha yol yorgunuyum. Daha yeni geldim. Açıklama yapıp videoyu birleştirip atacağım. Çünkü sizi merakla kalmanızı istemiyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. İyi ki benim ailemsiniz. İyi ki benim takipçilerimsiniz. Sizlere şöyle kocaman bir öpücüklerimi yolluyorum. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.